Abi, özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Pardon canım, buyurun. Çok özür dileyerek sormak tabii istiyorum. Tabii buyur. Dayanamıyorum. Bağışla beniz. Yani canım, evladından belki daha küçük. Canım, söyle canım, söyle pardon. Galatasaray'ın çok efsane bir ismisiniz. Evet. Metin Oktay, Gökmen Özanak ve Fatih Terim derler. Evet. İkisi yaşıyor, biri vefat etmiş. Evet. Galatasaray'la ilgili tek bir olumlu kelimen yok. Evet. Galatasaray taraftarı umut bekliyorken sen hep elinde kızgın maşayla Galatasaray taraftarının kalbine sokuyorsun. Taraftarla ne alakası var ya? Ya taraftar yani, oğlum ne alakası? Oğlum bak. Hatta şunu bitireyim sana vereceğim. Taraftarla falan ilgisi yok bunun. Bitireyim. Onlar... Birçok Galatasaraylı eski futbolcu. Evet. Abartılı ben yalakalık yapmam kardeşim. Ben yalakalık demedim. Gökmen abicim özür dilerim. Bitireyim. Sen niye sinirleniyorsun ki dayı? Haklı adam. Abartılı ya da abartısız. Versene sen. Mesela sen bir takım mutlaka kötü gider ama mutlaka iyi bir şey olur. Fatih Terim otoritesiz diyorsun. Futbolcular kötü diyorsun. Yönetim şöyle diyorsun. Drogba gelsin diyorsun. O böyle diyorsun. Bu böyle diyorsun. Adam Ahmet Hoca, özür dilerim hocam, çok özür dilerim. Ahmet Hoca diyor ki kriminal olarak giremez Melo diyor. Sen daha da üzerine gidiyorsun. Yani Galatasaray'la ilgili bir sıkıntınız mı, bir derdiniz mi var? Ne alakası var ya? Bunu ya bak sevgili kardeşim. Hiçbir şekilde 55 senedir haddim değil. 55 senedir Galatasaray'ın içindeyim. 13-14 senede futbol oynayarak yaşadım. Doğru. Ben aşağı yukarı 20-25 senedir de yorumculuk yapıyorum. Gazetecilik dolayısıyla telegol eski hep beraber evet, çalıştık zaten. Evet. Senin ne gollerini seyrettim ben be. Ben taraftarın bilmediği, görmediği, öğrenmek isteyip de öğrenemediği şeyleri ben burada anlatmaya çalışıyorum. Hı. Yanlış yanlış, doğru doğru, ben bu taraftayım. Kendi nasırıma basıyorum. Neden biliyor musun? Başkasının nasırına da basmaya sahip olayım diye, basmak için. Anladın mı? Bu durum budur yani. Yani bana öyle der böyle der önemli değil. Kamuoyu da Fatih merak ediyor. Onun için soruyorum yani. Bağışla beni ne olursun. Ya, bak, Fatih Terim diyor yere göğe indi, koyamadık. Anladın mı? O başarılı olduğu dönemlerde neler? Birlikte uçaklarla gittik, uçaklarla geldik. Mesela bende bir tane hediyesi vardı. UEFA şampiyonasından bir gün önce Danimarka'da, Kopenhagen'da Galatasaray armalı bir tane bana. Ama sorun o değil Gökhan. Yani mesela şu Fatih Terim'le benim sorunum yok. Fatih Terim bugün itibariyle Fatih Terim Gomis'ten dolayı ağlıyor. Peki kendi yaptıkları sezon başından beri futbolcular neden bu kadar sakatlanıyor? Kendi biliyor. Peki futbolcular bu kadar ceza neden alıyor? He? Kendi biliyor. Neden? Hoca Fatih Terim dolayısıyla Hasan Şaş'ın ceza almaları sonucunda dolayısıyla 5 ay abi. Sen Galatasaray Kulübü Başkanı 5 ay ceza alıyor abi. Ne anlatıyorlar bana? Ama o zaman ben de bir Galatasaraylı olarak şunu söylerim. Gökmen abi sen Galatasaray'ı biliyorsun. Bir Galatasaraylı olarak derim ki Galatasaray üzerine oynanan oyunlar var. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Bak. Gökmen abi görmüyor musun? TFF üstümüze geliyor. MHK üstümüze geliyor. Bir dakika. Tamam. Herkes üstümüze geliyor. Var üstümüze geliyor. Galatasaray'ın üzerine oyunlar oynanıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Sen bunların cevabını ver. Zaten bak Galatasaray taraftarı zaten şunu biliyor. Takım çok kötü. Fatih Hoca formsuz. Takım formsuz. Yönetim formsuz. Ama sen niye çıkıp ben mi oynayayım ya? Galatasaray'ı savunmuyorsun diyorlar. Neden savunayım? Ben Galatasaray'ı neden savunayım ya? Neden savunayım? Ben burada yorumcuyum. Taraftar benden doğruları söylemeyi istiyor. O zaman istiyor. Sen mesela Galatasaray... Ya burada şimdi bak bir dakika dur. Diyor ki... Anam iki de ben el kol hareketi yapma. Sana yapmadı, Mert'e yaptım. Sallama neydi kes. Tamam konuşmuyorum bunu, sen konuş. Yok buyurun. Ya bırak abi ya. Hayır Gökmen abi. Çok güzel anlatıyorsun. Hayır, Gökmen abi. Bir şey demedi ya. Gökmen abi. Hoca. İnsanlar dinlemesi lazım. Abi, Fenerbahçe maçından beri o gün yeniliyorlardı. Ben doğru dürüst taraftayım. Yeniliyorlardı o gün. 2-0 galipsin. İki Fenerbahçe gibi diplerde oynayan morali bozuk. Demoralize olmuş, anladın mı? Galatasaray'a gidiyor, tarihi fark acaba olur mu olmaz mı korku içindeler. 2-0 öndesin, 2-2 bitiyor ve Stekel'in falan kaçırdığı iki tane gol var. 4-2 bitiyordu maç. 4-2. Ondan sonraki pozisyonda ne oldu? Ne oldu abi? Bütün saha karıştı etti, dünya kadar ceza aldılar. Devam ediyorum. Kayseri'ye gittiler. Bugün itibariyle tamam, bugün Bursa'yı yendiler ayrı bir konu. Yenmeyeni dövüyorlardı ya. Kayseri'yi yenmeyeni dövüyorlardı. 3-0 gitti, orada galip geldiler. Neyse. Konya maçı 1-1 bitti. Adamlar kendi kalesine, pozisyon yok. Adamlar nereden baksan 3-4 tane gol kaçırdı. Bunları atsalar ne olacaktı? Doğru, iyi oynamadılar. Evet. Arkasına Beşiktaş Galatasaray maçı. Galatasaray'ın hakem tamam. Bir tane Vida'nın eline değdi. Herkese göre penaltı olmuyor. Bana göre Karpuz Ali gibi eline eliyle vurdu. Penaltıydı.
Orada da hakemler götürdü. Tamam, yendiler. Berabere bitti maç. Rize maçı. Yine 2-0'dan 2-2 ya. Olacak şey. Son dakikada iki tane yine net gol pozisyonu. Peki bunları atsalardı, bugün Galatasaray neredeydi ya? Neredeydi?